Geçen bana Şahmeran duası diye bir dua sordular. 7 kere okursan şöyle oluyor, 5 kere okursan, 6 kere okursan falan falan. Ben tabii kaynağına ulaşamadım. Yani benim elimdeki çok kaynak var biliyorsunuz. Bu işte de meraklıyım. Fakat kaynağına ulaşamadım. Kaynağına ulaşılmayan bir şey için de yok demek adetim değil. Çünkü evet bu hususta hakikaten tetebbuatım var. Herkesten fazla araştırmam var. Onu iddia bile edebilirim ama benim de görmediğim dua yok mu? Vardır. Ondan dolayı bunun aslı yoktur diyemiyorum. Ama kaynağına ulaşamayınca da tavsiye mahiyetinde bir şey de diyemiyorum. Ve lakin ben de dedim ki bana soranlara bu duanın bana okunuş metnini atın. WhatsApp'tan duanın metnine göre ben arayayım. Sonra duanın bana metni atıldı. Baktım metinde 3 tane yanlış buldum. Allah'ımızın isimleri hakkında. Tabii bu duanın yanlış olduğu anlamına gelmese bile yazılışta yanlış olduğundan millet de bunu bu şekil birbirine internette paylaşıyor. Özellikle hanım kardeşlerimiz, hanım hocalar. Bunlar birbirine paylaşıyorlar. Fakat burada azim hatalar var. Çünkü Allah'ımıza hamd demiş. Allah'ımızın ismi olarak, Allah'ımızın sıfatı olarak elhamdü demiş. Allah'ın elhamdü diye sıfat yok. Allah-u Teala'nın ismi şeriflerinde ne var? Hamid var. İnneke hamidun mecid var. Hamd diye Allah'ın bir sıfatı yok. Hamd bizim yaptığımız övgüler demektir. Anladınız mı? Elhamdülillah. Hamd Allah'a mahsustur. Allah hamd değildir. Hamd Allah'a mahsustur. Orada bir yanlış var. Sonra bâisü diyor. Bâis hemze ile beraber. Allah'ımızın böyle bir bâis diye BS maddesinden hemze ile beraber ne ismi var ne sıfatı var. Allah'ımızın bütün isim ve sıfatlarını biliyoruz. Çünkü isim ve sıfatların hepsi belli. Yeni bir isim ve sıfat arız olmaz. Çünkü hepsi belli. Kitaplarda müstakil esma ve sıfat. Burada böyle bir ismi şerif yok. Dolayısıyla bu duanın okunması, bu internette dönen metin halindekinin galatları ve yanlışları olduğu için okunması mahzurludur, sakıncalıdır. Allah'ımızın isim ve sıfatları hakkında galat yazılmıştır. Galat yazılmıştır. Ama aslına ulaşırsam, Gümüşhanevi Hazretleri Mecmuatül Ahsap'ta tahmin ediyorum belki olabilir ama 3 cilt taramamız lazım. Word'ü de yok. Hani kelimeden de bulamıyorsun. Dolayısıyla bunları bakalım. Bir şey bulursam tasihli haliyle, düzgün şekilde. Çünkü Osmanlı zamandaki baskılarda da hatalar oluyor. Şu anda offset basıldığı için Osmanlı'daki matbuğunu Gümüşhanevi Hazretleri'nin Mecmuatül Ahsap'ı da basmışlar. 3 cilt. Şu anda da yeni baskılar yapmışlar. Ama yeni dizgi değil. Yeni dizgi değil ne demek? Osmanlı baskısını offsetini basıyor. Tamam şamua kağıda iyi basıyor, kaliteli cilt yapıyor. Fakat içinde öyle yanlışlar var. Ya Osmanlı zamandaki Gümüşhanevi Hazretleri'nin hatası yok haşa. Yazan dizenler, o zamandaki matbaadaki dizenler tarafından tahsih edilmemiş. Dolayısıyla şu andaki Mecmuatül Ahsap'ta dualar o kadar eksik, o kadar yarım. Ancak başka kitaplarla karşılaştırarak o eksikleri bulabiliyoruz. Biz size bir dua yazarken siz zannediyor musunuz bir kitaptan bulup da hemen onu kopyala yapıştır yapıyoruz? Onu dünya kadar nüshalerle, yazmalarla hele ki bir melekemiz var. Orada bir eksiklik olduğunu Allah'ın izniyle anlıyoruz. O yanlışın tahsihi de kafadan olmaz. Çünkü dualar tevkifidir. Tevkifidir. Meşayihten alınmasına göre devam eder. Dolayısıyla mutlaka onu yine diğer kitaplarla mukayese. Niye ben geç kitap çıkarıyorum? Niye geç çıkarıyorum? Benim yerimde başkası olsa ayda bir çıkarabilir. O kadar hazırlığım var. Ama size ben zerre kadar hatalı bir, yanlış bir şey, eksik bir şey arz edemem. Hatasızlık Allah'a mahsus. Ama elimden geldiği kadar titiz davranıyoruz. Gece gündüz uyumuyoruz. Bazen bir kelimenin manası veya lafzının telaffuzu için günlerce, aylarca araştırma yapıyoruz. Bak, bu böyle kolay bir şey değil öyle. Kopyala, yapıştır, bas gitsin internetten, millete arz et. Bu Allah'a yalvarma işi isimleriyle olur, sıfatlarıyla olur. Burada da bir kelime, bir harf bile manayı bozar. Onun için biz bu şeyden beriyiz. Bunun için siz yanlış bir şeyi tavsiye edemeyiz. Bu da bize soruldu. Buna da bu vesileyle cevap vermiş oluyoruz.